Ben Fethullah hakkında ilk defa nasıl uyandım biliyor musunuz? Onun gazetesini yazıyordum. Onun gazetesini yazıyordum Türkiye'ye döndükten sonra. Bir baktım ki Çetin Altan bunu Milliyet'te övmüş. Onu Zaman Gazetesi iktibas etmiş, iftihar ediyor onunla. Çetin Altan diyor ki 7 asırdan beri Anadolu'dan böyle bir seviyeli ses duymadık. Ve subhanallah ben irkildim. Çetin Altan beni methetse Allah Allah benim buna yarar ne halim var. Kendi murakabe ederim. Onun iftiharından beni takdirinden memnun olmam, rahatsız olurum. Buna yarayan bir tarafım var ki beni övmüş. Fethullah'ın gazetesi Çetin Altan'ın metiyesini ben o gazetede gördüm. O zaman burada bir çürük damar var dedim üstüne gittim. O zamana kadar hüsnü zannediyordum. 3-5 sene evvel vefat etseydim, ahirette benden sonra ölmüş birisi gelip de bana deseydim ona ne var ne yok dünyada? Deseydi ki çok dünyada değişiklik var, ne var? Ya dünyada çok değişiklik var. Hayrola ne var? Ya Fethullah Gülen diye bir hoca vardı. Tanır mıydın? Nasıl tanımam? 40 seneden beri tanırım. Nasıl bilirsin? Ya sabına kadar Müslüman bilirim. O ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Ya Mustafa Kemal'i methetmeye başladı televizyonlarda. Devlet adamlarının ayaklarına gitmeye başladı. Onlara tavizin bini bir para. Bini bir para. Halk Partisi'ni temize çıkarmaya kalktı. Halk Partisi dinsizlik yapmamıştır. Laikliği dinsizlik suretinde anlamamıştır dedi ve ilaha ahır saatler sürecek herzeleri söyledi deseydi ya sen yalan söylüyorsun. Bir hoca böyle yapar mı derdim ama ben bunları gördüm. Dünya yuvarlakmış da bu kadar da yuvarlak olacağını ben tahmin edemezdim. İyi ki yaşadım da gördüm. Bir hoca arkasına on binlerce adamı takmış olan bir hoca dinin temel esaslarını çiğnerse o müsamaha görmez. Ama bu nedir biliyor musun? İyi bilinen bir adam sürpriz tesiri yapacak bir yanlışlığa sürüklendiği zaman insan birdenbire hükmedemez. Acaba der Allah Allah olur mu böyle şey? Şuurumunu mu oynattı? Hasta mıdır? Bir şey mi oldu? Belli bir maksatla bir maslahat icabı mı söylüyor? Bunu anlayana dinleyene kadar zaman geçer. Evet. İşte o zamanı yaşıyoruz şimdi. Bir müddet sonra herkes ona hakaret edecek, onu telin edecek. Evet. Sen hoca değil, papaz bile olamazsın diyecek. Bunu bugün ben diyorsam, benim talihsizliğim baz olacak şeyleri tarih şuuruna istinaden evvelden görmektir. Hoca Allah davasına ihanet ediyor, Allah yıkacak. Ya bırak şu Fethullah yani, üzerine beni yani konuşmaya mecbur evet, etme ya. Yani çıldırmış adam ya. Evet, çıldırmış. Çıldırmış. Halife olsa Türkiye'nin başında onu derhal timarhaneye tıkar. Onların bir hoca çıkar da televizyonda sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorsun. Her bantında var. Bunlar doğru mu sualine? Ben maslahat icabı söylüyorum. Gençlere heyecan vermek lazım derse yani yalan söyledim derse ve bu yalan da peygamberi için alet etmek suretiyle ise onun başına elimden gelse gökten taş yağdırırım. Buna hiçbir maslahatla izah mümkün değildir. Bir hoca Halk Partisi dinsizlik yapmamış, laikliği dinsizlik suretinde tatbik etmemiştir derse, ben 30 senedir vaaz ederim, 30 senedir vaazlarım içinde laik cumhuriyet aleyhine bir cümle bulsunlar, Türkiye'den gitmeye mecburum derse, o hocayı elimden gelse, eli jiletle doğrarım. O hoca değildir, böyle hoca olamaz. Ya timarhaneye kapatmak lazım gelir, yahut da ona şeriat olsa idam cezası verir. Neden? Mürtet olur. Neden? İman hakkı hak bilmek, batılı batıl bilmektir. Herif hilafetini yıkıyor, dinsiz olmuyor. Herif senin şeriatını ref ediyor, dinsiz olmuyor. Herif senin Kur'an'ını yasak ediyor, dinsiz olmuyor. Herif senin karılarının çarşafını yırtıyor, kadınları çırılçıplak sokağa döküyor, dinsiz olmuyor. Ve subhanallah daha nasıl dinsiz olunurmuş? Demek ki bu din öyle bir şey ki bundan çıkmak mümkün değil. Ve de diyor ki falan adam Türkiye'nin başında 15 sene bulunmuş. Türk milletini temsil etmiş. Ona hakaret Türk milletine hakarettir. Ben bu sözü savcılardan duydum. 63 yaşında da bir de bu sözü bir hocadan duyuyorum. Falan adama bir millet bir adam olabilir mi? Bir adam bir milletin yerine kaim olabilir mi?
Dünyanın neresinde bu rezillik, bu saçmalık görülmüş? Ben Kenan Evren'i bile tenkit etmem diyor. Hiçbir zaman da etmedim diyor. Kimseye de aleyhine konuşturmam diyor. Niye? O Türkiye'nin başında bulunmuş şu kadar zaman diyor. Allah bela verir. Arkasına on binlerce adamı taktıktan sonra götürüp bu batıl rejime onları adapte etmek, teslim etmek, kurbanlık koyun gibi onun gücünü çok aşar. Allah buna müsaade etmez. Onu sıfıra müncer kılacak. Allah'ın kahrı şiddetlidir. Azizun zintikamdır. Allah sana ruhsat verir. Dilde kemik yok. Kolay söylersin. Ama o sözün istihkaka sebep teşkil edildiği cezaya da hazırlanmalısın. Bekle evet. Gör. Nitekim bugünkü nurcular, ben buraya getirdim nurcuların cevap verdiği broşürlerini. Risale-i Nur Fethullah Gülen'e cevap veriyor diye. Vesikaları göstersem zaten onları göstermek bu zamanı alıp tüketecek. Kullandı bunu. Bunun Profesör manası Ahmet budur. Akgündüz aldım ben yayına burada. Daha önce beraber yayın yaptık. Nur Camiası'nın önemli isimlerinden bir tanesi. Şu anda kendisi Hollanda'da. Kusura bakma İslam hem camiye muğrerdi hem kiliseye. Hem bir taraftan tekit etti hem Evliyaullah dedi. Evliyaullah senin söylediğin o saçmalıkları tenkit yapmaz. Tenkit etti ama ciddi tenkit etti. Bir veçede kal. Bir yüzün olsun arkadaş. Ben Fethullah'ı da Ahmet Akgündüz gibileri de anlaman için bir fıkra anlatayım. Bu ağır işi bir hafifletir. Oflular gayet dindar insanlardır. Sakın bu fıkradan alınmasınlar. Yani meziyetler bazen kıskanılır, böyle fıkralar da uydurulur. Mesela Lazlar çalışkandır, salaklığı üzerine çok fıkra vardır. Ama burada işin doğru olup olmaması mühim değil. Fıkranın ifade ettiği mana mühimdir. Bakın benim İtaflı Fıkralar diye bir kitabım var. Burada bir fıkra anlattım, birine ithaf ettim. Bu tarihtir. Fethullah'a ithaf ettiğim fıkrayı anlatıyorum sana. Oflu ölüm döşeğinde. Oflu ölüm döşeğinde. Çoluk çocuğu toplandı başına. Dedi ki, evlatlarım, ben bu yataktan kalkmam. Ben öleceğim. Benden sonra mal kavgasına tutuşup da aleme gülünç olmayın. Ha bu gözümün açıklığında ben mallarımı size taksim edeyim. Siz de tasdik edin, ben rahat öleyim. Baba Allah gecinden versin, niye öyle söylüyorsun? Yok sen bizim, benim işime karışmayın. Ha bu ev dedi, büyük oğlana kalsın. Buradan bir fukaraya bir dilim ekmek verir, bir bardak su verir canıma diye. Ha o mezaradaki ev de ortancaya kalsın. Çarşıdaki, of çarşısındaki dükkan da küçük oğlana kalsın. Ulan hiçbiriniz benim yolumdan gitmediniz. O da hocaymış Fethullah gibi. Adı hocaymış. Benim kitaplarım sizin işinize yaramaz. Siz bu kitaplarımı da Kur'an kursuna verin. Ha az kalsın unutuydum. Ha o büyük kazan var ya. Onu da of çarşısındaki kiliseye verin. O zaman Rumlar var. Evlatları şaşırdı. Baba ne diyorsun? Kiliseye kazan vermek de nereden çıktı? Lan eşekler ben size değilim ya. Bağ buradan kalkma yoktur. Ben öleceğim. Ne olur ne olmaz. O da bir dindur. Fethullah da böyle yapıyor. Akgündüz de bunu yaptı. Ahmet Akgündüz diye bir bana hücum ediyor. Kitabını çıkarmadan kitabının reklamı için Kadir Mısıroğlu'nun palavralarına cevap vereceğim diyor. Bu ne demek biliyor musun? Ey Kadir Mısıroğlu'nu merak eden adamlar, benim kitabımda ona cevap var. Bu kitabı alın okuyun. Müşteri celbediyor. Ona dedim ki, internette göreceksiniz. Bana hücum, din karşıtlarını sevindirir. Ama senin kitabına müşteri yapmaz. Dolayısıyla bu sana para olarak dönmez. Ama ben senin doktoranın hırsızlık mahsulü olduğuna dair bir makaleyi cevap vereceksen ona ver. Siteme koyuyorum. Eğer devam edersen
Fethullah'ın 17 Aralık'tan sonra bile metiyelerinden başlayarak seni bu millete, bu Müslüman kitleye tanıtırım. Daha çok söyleyeceğim var. Bediüzzaman Sultan Reşat'tan para almamış. Ben öldürüyormuşum. Bunu bana anlatan Hüsrev Altınbaşak. Risale-i Nur'da da bu adam benim vekili mutlakımdır. İstediği değişikliği Risale-i Nur'da yazar diyor. Sen kimsin Ahmet Akgündüz? Ben 1950'li yıllarda Kirazlı Mescid sokaktaki karargahlarında Risale okurken sen daha doğmamıştın. Doğmamıştın. İkincisi, cahile bak. Padişah böyle kayıtsız kuyutsuz para veremezmiş. Kadir Mısıroğlu televizyonlarda delilsiz vesikasız konuşmayı alışkanlık haline getirmiş. Ulan 64 tane kitap yazdım. Madem o hangi iddiamı delilsiz ortaya koydum? Bunu da ben Hüsrev Efendi'ye istinaden anlattım. Bu böyle anlattı diye. Ama gitsin Hizmet Vakfı'ndaki çocuklara sorsun. O vakıf bu parayla kuruldu. Ama kayıtsız kuyutsuz padişah para veremez diyor. Tarihçi geçiren hazine-i hassa var. Padişahın emrinde ayrı bir bütçe var. Ama hayat askerliğini onbaşı olarak yapan Talat Paşa'yı albay gösteren adamdan ne bekliyorsun? İhsanı şahane yapar mı padişah, yapamaz mı, bundan haberi yok. Bilinmeyen tarih diye kitap yazmış. Tarihi bilmediğinin ispatını yapmış. Aynaya bakmış, kitabına isim koymuş. Daha devam etmek istemiyorum. Davutoğlu'nun tasfiyesi başkanlığa karşı olmasından. Bunu perdenin önünde çok hissetmediniz. Bunun dışında Tayyip Bey'in mirasını kendi malı zannetti. Bunun ispatı nedir? Bu kadar muslihane bir konuşma yaptıktan sonra Konya'ya gitti Bedaiş. Bu tabandaki gücünü göstermek içindi. Niye başka yeri seçmedin? Bu Konya'da en azamidir. Yani herhalde Tayyip Bey de her yer tasvip eder de Rize kadar etmez. Bizim memleketimizin adamı diye oranın gavuru bile buna destek çıkabilir. Hemşerilik gayreti. Sen bunu Konya'da yapıyorsan bunu gösteri yapıyorsun. Benim tabanda gücüm var. Ama sen o güce güvenseydin o mirastı. Sen kazanmadın onu. Sen bugün şunu yaptım, bunu yaptım diye 45 dakikalık konuşmanda övündün. 7 Haziran'daki zimet de senin. Onu niye konuşmuyorsun? Sen bu kadar dirayetliydin de Haziran seçimini niye kazanamadın? Bu sana ait bir şey değil. Seçimden sonra Halk Partisi ile koalisyon yapmaya azmetti. Halk Partisi ile koalisyon yapmakta mutlak inat sahibi oldu. Bu inadı da Tayyip Bey kırdı. Ehli küfrü, iktidara ortak yapmak, buna taraftar olmak. Üstelik o sana diyor ki, restorasyon hükümeti olalım. O garibimi de Allah şaşırtıyor, olmayacak ya. Allah şaşırtıyor. Siz her oluşun arkasında murad-ı ilahi görseniz, diyor ki, bu HDP bununla yapmıyor, MHP de istemedi. Bunun eli bana mahkum, ben ne desem kabul edecek. Restorasyon hükümeti yapalım dedi. 13 tane de kazık gibi şart sürdü. Bunu kabul edecek adam, ben 13 senedir yanlış yaptım, gel bana yardımcı ol da bunu düzeltelim demek olacak. Şu sözle rağmen o hükümet kurmak istedi. O dinsizler bileydi ki Tayyip Bey buna engel olacak, hiç şart ileri sürmezlerdi.
ortak olalım da ne olursa olsun en yaramaz bakanlığı bize ver. Aç kurt gibiler çalamadılar yıllardan beri. Onlara ait belediyelerde olup bitenleri görüyorsunuz. Ama Allah şaşırttı. Eli bana mahkum dedi, şartlar ileriye sürdü. Davutoğlu bu şartlar bile kabul ediyordu. Bunu Tayyip Bey önledi. Yetmedi. 7 Haziran seçiminden sonra dedi ki, Alevilere soracağım. Siz Cemevi'ni mabet mi kabul ediyorsunuz? Eğer derlerse ki biz mabet kabul ediyoruz, ben de ona mabet statüsü vereceğim. O günde dizlerimi dövdüm, eyvah dedim. Yarısı çürük olan bir elmanın sağlam tarafından bakarsan çürüğünü görmezsin. Sağlam zannedersin. Ama bir dönüşte bakarsın ki arka tarafı çürükmüş. İnsanlar da bu çürük elmalar gibidir. Bazıların çürüklüğü bir benektir. Bazı sebeplerle o çürük büyür. O gün de onun bir çürüklüğü varmış ki bugün bu tezahür etti. Ben bunu ne zaman anladım? Bu meclis başkanıydı. Meclisin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski meclis binasında Ulus'taki eski İttihat Terakki merkezinde Mustafa Kemal'in resminin karşısında ben ona ağlarken gördüm. Gözyaşı. Bu rol olamaz. Bu rol olamaz. O gün buna bir kırmızı çarpı çek. Mustafa Kemal'den bahsederken gözyaşı dökmek artistler için anlaşılır bir şeydir. Artist olmayan için kalbi ondandır. Demek ki bu elmada bir çürüklük varmış. Ben bunu daha sonra Fethullah'la ilgili münasebetlerini anlatmayayım. Benim mahramane bildiklerim var. Ben hükümet ifşa ederse ben de söylerim. 17 Aralık'ta başarılı olsalardı AK Parti'nin başına Bülent Arınç geçecekti. Bunu bu iktidarın üst kademesinin hepsi biliyor. Onu seçime kadar idare ettiler. Ve seçimde tasfiye ettiler. 3 devre olmasaydı da tasfiye olacaktı. 3 devre meselesi olmasaydı da olacaktı. Çünkü 3 devreden milletvekili olmayana aldığı reisi cumhur müşavir yaptı. Bunu da yapabilirdi. Burada bir cürmü meşrut halinde o yakalanmışlığı var. Söylemiyorum onu. Söylemiyorum. Şimdi düşünün. Şu anda o başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü olsaydı. Bu sözlerin bir tanesini söylemezdi. Hiçbirini söylemezdi. Nitekim o sıfatla haizken söylemiyordu. O Kemal Paşa'nın resminin karşısında ağlaması gibi bir falsosu daha var. O falso da tezkere zamanında, 2. Körfez Harbi sırasında. Ne yani Amerika ile Irak'a birlikte girseydik de askerler tabutta mı vatana dönseydi dedi. Bu ihanettir. Eğer cehaletin eseri değilse. Bense gittim. Vaktiyle 1. Körfez Harbi sırasında Özal'a gurbette olduğum halde onun İçişleri Başkanı Aksu vasıtasıyla duyurduğum gerçekleri bir kere de Tayyip Bey'e anlattım. Bu bir fırsattır. Kuzeyden hareket edin, girin ve çıkmayın dedim. Tayyip Bey tezkerenin çıkacağını umuyordu. Tezkerenin bilmem ne kadar rey alması lazım geldi ki gerçekleşsin sözünü de iştihadını da meclis başkanı sıfatıyla bu söyledi. Ondan sonra da bu tezkerenin çıkmamasına üzülen adamlara karşı ne o yani askerlerimiz oraya gidip de tabutla buraya mı gelseydi dedi. Şimdi bak
Oradan gelecek olan tabuttan fazlası içeriden çıkıyor. Ve izâ câel kaderu ve amiyel basar. Kader geldiği zaman göz kör olur. Yani Bülent şunu da düşünemiyor mu ki? Ya sen makamda olsaydın, gene başbakan yardımcısı olsaydın, bu sözleri söyler miydin? Elbette söylemezdin diye bu seni dinleyenler anlamıyor mu? Başka bir şey. Senin bu sözün kimin işine yarıyor? Yıllardır beraberlik yaptığın ekibin düşmanların işine yarıyor. Ulan sen ahmak mısın be? Bir itirazın, bir tenkidin varsa git onlara söyle. Onlara söyle. Düşmanın kullanacağı şekilde dahası var. Bu çınarın gölgesinde ne hakikatler var? Tehdide bak. Yani üstüme gelirseniz ben daha başka şeyler de kusarım. Kus! Cehennem dar gelecek de seni almayacak değil. Bu düpedüz bir karaktersizliktir. Bir Müslüman bir adamda yanılmışsa, tuz ekmek yiyip içtiği, kahve içtiği adamın kusurlarını konuşmaz. Adama derler ki ya sen bundan 20 sene arkadaşlık yaptın. Ahmak mıydın bunu görmedin? Şimdi adama demezler mi? Ey Bülent Arınç! Bu yanlışlar oluyorken sen bunları farkında değildin de makamı kaybedince mi farkına vardın? Basiret bağlandı. Onun sözlerini kullanmak isteyen ve bugünkü iktidarın aleyhine kullananlar o haç taksa onu tekabül etmez. Bu kendini onlara kullandırmadır. Karaktersizliği ceba. Bir de düşmana koz vererek davaya verdiğin zararın vebalini düşün. Bu seni hiçbir yere getirmez. Onlar senin sözlerini sadece iktidarı kötülemek için kullanırlar. Onlar sana zerre itibar etmezler. Bizim Cübbeli'nin Mustafa Kemal'in metizisi gibi. Ne oldu? Kemalistler Cübbeli'ye makbul bir adam gözüyle mi baktılar? Hayır, benim gibi dostunu kaybetti. Düşman da kazanamadı. Fikri mevta oldu. Bülent'in akıbeti de siyasi mevta olmaktır. Siyasi mevta. 4 sene sonra bu adamları kimse hatırlamaz. Dolayısıyla ne oluyor? Bu Türkiye'nin ayağa kalkmasının aleyhinde olan güruha sermaye oldun. Yaşasın cehennem. Eski bir hukukum var. Acıyarak onu seyret. Elde edeceği hiçbir netice yok. Fakat davaya verdiği zararla ahiretini mahvetti. Bari dünyada bir şey elde etseydin. Dünyayı da kaybettin, ahireti de kaybettin. Vah vah vah. Veleddalin amin. Şimdi bu Halk Partisi için doğrudur. MHP için de bir izah getireyim de isteyen bana kızsın. Türkeş'i ben ihtilalden evvel tanırım. Hatıralarımda da onunla ilgili pek çok şey yazdım. Mece hükümeti zamanında Türkeş, MİT'e bakan başbakan yardımcısıydı. Tanıdığım bir sürü adam var. Gençleri MİT'e doldurdu. Çok iyi etti. Milliyetçi insanlar o teşkilatta çok daha iyi hizmet ederler. Fakat arkadan ihtilal oldu. Partiler kapatıldı. Türkeş dahil bu 80 ihtilali 220 MHP'linin idamını istedi. Ülkücülerin kulakları çınlasın. Ben o zaman vatandaşlıktan atılmıştım. Avrupa'daydım. Onların teşkilatlarından alakam var. Biliyorum çektikleri eziyeti. Kaçan bir sürü adam geldi oraya. Eziyet çeken, işkence görenleri dinledim.
Bu askeri idarenin vasfıydı. Onlardan biri olan Türkeş'in bile idamını istemediler mi? Evet. Parti de kapatıldı mı? Yeniden siyasi faaliyete müsaade edilince eski partilerin birinin kurmak yasak olduğu gibi onun devamı mahiyetinde bir parti kurmak da yasak dendi. Bu sefer Türkeş Milliyetçi Çalışma Partisi'ni kurdu. Eğer bunu eskiden MHP'de çalışmış insanlarla kursaydı bu senin MHP'nin, eski MHP'nin devamıdır diyecekler. Onun için bu MİT'teki çocukları çağırdı. Siz kurun bu yeni partiyi. Çünkü onlar memur oldukları için MHP'de hiç bulunmadılar. Bugünkü kadrolar bunlardır. Şimdi o MİT'te çalışan adamlar derin devletle körle yatan şaşı kalkan kabilinden hemhal oldular. Bunun ispatı nedir? Ecevit'in hanımı kurtçular diye hakaret etti. Devlet Bahçeli bu hakareti sineye çekti. Derin devletin emrini yerine getirerek Ecevit'i başbakan yaptı. Halbuki Ecevit'ten sonra en fazla rey alan oydu. Diğer partilere yüzünü dönseydi kendi başbakan olurdu. Ama güdümlü adam, evet bunu burada söylüyorum, güdümlü Rahşen Ecevit'in hakaretini duymazdan geldi. Ecevit'e başbakan oldu. Başbakan yaptı. Osmanlı düşmanı Aleviliğinden dolayı, menşede Alevi değildir Mustafa İslamoğlu, Mısır'a gönderilmiş alim, Kur'an hizmetinde bir adamdır babası. Mısır'a göndermiş. Hümeyni harekatın hızlı zamanıydı. Büyülenmiş. Eseri okumamış. Gitmiş İran'da. Alevileşmiş, Türkiye'ye dönmüştür. Ehli sünnet ehli beyt mezhebi diyor. Böyle bir mezhep adı yoktur. Bütün Aleviliğin şu anın kolları Ehl-i Beyt'i dava ederler. Ama Ehl-i Beyt mezhebi diye bir mezhep yoktur. Bu sinni Müslümanları aldatmak için onun uydurduğu bir yalandır. Osmanlı aleyhindeki kitapları da Acem, Türk düşmanı, Ehl-i Sünnet düşmanı Acemlerin yazdıkları kitapların tercümesidir. Telif diye imza koymaktadır. Osmanlı düşmanlığından dolayı Fes'e düşmandır. Ben Beşiktaş'ta oturuyordum. Bir gün eve gelirken başımda Fes. Mahallenin çocukları Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur, tempo tuttular. Gelin buraya dedim. Ne hatırlatıyor size bu? Osmanlı'yı hatırlatıyor dedi. Tamam dedim. Çantamda ben hep şeker taşırım. Bunlar birer avuç şeker. Bu Osmanlı'yı. Ben de bunun için giyiyorum. Ben Kemalist değilim diye tabela taşırsam bunun kadar tesir olmaz. Bu Osmanlı'yı hatırlatıyor. Mustafa Müftüoğlu bundan dolayı buna düşman. Peki bu Yunan'la alakalı iddia nedir? Bu Kemalistlerin iddiasıdır. Küllüğüm yalandır. İslam şu ülkede hala mağluptur. Efendi camiler açık. Dileyen namazını kılıyor. Kimsenin namazına da engel olunmuyor. Ama öyle bir ifsat atmosferi var ki, öyle bir ifsat atmosferi ki camiye bile bu kara duman, orman yangınının yakında duranı sümkürse burnundan simsiyah sümük çıkar. Ciğerlerimize kadar işlemiş bu kara duman, camide bile var. Adam cuma hutbesinde Mustafa Kemal methi yapıyor. Hilafeti yıkan, medreseyi kapatan, tarikatı kapatan, dinin eğitimini, öğretimini yasaklayan adamı
cami minberinden müdafaa ediyor. Bilsem getirdim sizle Diyanet Gazetesi'nde Mustafa Kemal Kapak. Dini bir kahraman. Bu ifsadat din adamına kadar sirayet etmişse dindar olması lazım gelen bu gerçekleri birinci derecede kavramış olması lazım gelen insanlar bile bu yanlışların müdafi olabiliyorsa bir cübbeli hoca üçüncü defa pazar günü Mustafa Kemal'in yaptığı iyilikleri anlatmak diyorsa yangın var efendiler. Yangın! Gayrete gelin. Hoca bunu diyor, sarıklı adam bunu diyor. Küfrün teşhisi, küfrün küfür olarak kabulü imanın hakkın hak olarak kabulünden evveldir. Mecellede bir kaide vardır. Defi mefasit, celbi menafiden evladır. Bu İslam hukukunun temel prensiplerinden biridir. Bir yerde mazarratı def etmekle menfaat celbetmek arasında muhayyer kalırsanız önce mazarratı def edin. Bunun İslami bir prensip olduğuna İslam'a girişin ilk anahtarı olan kelime-i tevhid bile delildir. Neden önce la diyorsun? La ilahe putları reddediyorsun. İllallah ancak Allah var. Önce nefy ediyorsun, sonra celbediyorsun. Şimdi bu durumda 1000 yıl İslam'ı müdafaa etmiş, milyonla şehit vermiş bir milletin evlatları olarak onların din namına kazandığı, Müslüman olmasalardı Türkistan'da otururlardı, ne işler vardı Anadolu'da. Anadolu'ya Araplar diyar-ı Rum niye diyor? Rum'dan aldığımız için diyor. Anadolu şairlerine şu arayı Rum niye deniyor? Mevlana Celaleddin'i Rumi neden deniyor? Anadolu Celaleddin demektir. Burası diyar-ı Rum'du. Bu ne suretle Müslüman toprağı oldu, ne suretle bizde vatan oldu? Gayret-i diniye sayesinde oldu. Üzerinde yaşadığımız toprağı bile ecdadımızın Müslümanlığına borçluyken biz bu topraklarda işlenen küfre lakayt kalırsak yangın seyrederken çocuğunu emziren kadından daha şahiz. Çünkü yaptığımız, hiçbirimizin yaptığı iş o kadının çocuk emzirmesinden daha makbul değil. O halde yapılacak, hayatta tutulabilecek en mühim iş Allah'ın dininin galebesi için çalışmaktır. Beyler bunlar daha diyor ki ben de kendileri kadar yaşadım, kendileri kadar okudum, kendileri kadar vukuata müşahit oldum. Ben bir asa yaklaştım. 84'ten gidiyorum efendiler. 84'ten. Oyuncak değil. Çocukluğumdan beri bu işle meşgulüm. Ben 60 sene bu inkılap tarihiyle uğraştım. 6 gününü vermemiş adam bana hakaret ediyor. Beni yalancılıkla itham ediyor. 64 tane kitap yazdım. Bunları üst üste koysam Ahmet Hakan'ın boyunu aşar. Bir tanesini de okusa başkası da kitap yazar. 50 sayfa, 100 sayfa. Benim kitaplarımın çoğu 500 sayfa, 700 sayfa. Birinin de içine dalsa okyanusa düşmüş gibi boğulur. Bu beni delilikle itham ediyor. Takmış kafaya. Peki madem deliyim,
Deliler gayrimesuldür. Niye saldırıyorsun bana? Niye saldırıyorsun? Siz nerede gördünüz bir delinin konuşmasını 1,5 milyon insan dinlesin? Bu 1,5 milyon insan da mı deli? Allah beni ayakta tutmak, hizmetimi devam ettirmek istiyorsa bir tane değil 70 bin tane Ahmet Hakan havlasa hiçbir şey olmaz. Doktor diye. Aleyhime yazılanlar, yazıları tek tek cevaplandırmak ihtiyacını hissetmedim geçen hafta, biliyorsunuz. Ama bir tanesinin ne kadar komik olduğunu yahut ne derecede komik itirazlar ve iftiralar yapıldığını anlamanız için size bir tanesini misal vermek istiyorum. Bakın, bu bir doçent. Oku Allah aşkına, ne diyor? Ramazan Kurtoğlu tweetlemiş bunu. Yerim sizin milli mücadelenizi demek serbest mi? Bu ben adam, böyle bir şey demedim üstelik. Böyle bir şey yok. Bunu da uyduran Ahmet Hakan hocam orada. Evet. Bu adamın başındaki bordo fez Amerika'daki masonların sembolüdür. Anladınız mı? İlminiz artsın, öğrenin. Bu adam üniversitede hoca. Hoca. Yanlış okumuş. Hangi kelimeyi yanlış okumuş? Böyle afaki, ulu orta hücumlara ben cevap vermem. Ben karşımda adam gibi adam isterim. Davası için dar ağacına gitse sözünden dönmez adam isterim. Ben bir yüzle yaşadım bu yaşa kadar. Bir ikinci yüzüm yok. Askeri mahkemede de aynı yüz. Dostlarımla konferans verirken de aynı yüz. Ben daima Osmanlı kaldım. Ve onun müdafiyim. Ve Osmanlı'ya karşı olan herkese karşıyım. Bu babam da olsa. Bir adam sövüyorsa Osmanlı'ya tenkit ederim. Kemal Paşa da olsa, İsmet Paşa da olsa, Kazım Karabekir de olsa benim için fark etmez. Yaptığı bir iyilik varsa o ayrı bir iştir. Yanlışına yanlış derim. Hiç ayık gezmeyen bir profesör var ya. Ortay. İki tane yazı yazdı. Çay kahve içerken tarih yazılmazmış. Kendisi herhalde tarih yazarken içki içiyor ki kitabında 20 tane yanlış buldular. Bunlar ben konuşmamdan yapıyorlar da naşirlerin hatası diyor. Çünkü kahve öyle yanlış yaptırmaz. Onu içki yaptırır. Halil İnalcık bir sohbetinde Fatih Hazretleri'nin hocası Akşemseddin'in şaman olduğunu, şamanist olduğunu iddia ediyor. Aman iyi ki bunu sordun, o adama çok hıncım var. Hatta her Müslüman hem şamandı diyor. Aşağı. Bu programa bir ekleme yapabilir miyim üstadım? Bu sual bize internetten geldi, lakin ben bu bahsin geçtiği programı izleme imkanına tesadüfen de olsa karşılaştım bu programla. Orada şaman olduğu kanaatini şu hareketinden dolayı söylüyor. Efendim, dağlara bayırlara çıkar, bitki kökleri toplar, çiçek toplar, börtü böcekle ilgilenirmiş. Bu sebeple akşam... O zaman şamanizmin de ne olduğunu bilmiyor. Artık cevabı buyurun üstadım. Yani şamanizmin de ne olduğunu bilmiyor. Şaman itikadın ne olduğunu bilse, ot toplamaktan, çiçek toplamaktan dolayı bu ithamı böyle bir sebebe istinaden söylemez. Ama bu adama şaşılmaz. Hatıratında diyor ki Amerika'da bir kongrede, tarih kongresinde ara verildi, namaz kılınacak. Bana dediler ki sen Osmanlı torunusun. Geç bize imam ol. Ben namaz kılmasını bilmiyorum. Bilmiyorum da diyemedim. Bin bir özür diledim. Mecbur da onlarla hareket etmeye mecbur da kaldım. Arka saflarda bir yere durdum. Yanımdakine baktım, yattım, baktım, kalktım. Adam namazın surelerini bilmediği gibi namaz kılan bir adam seyretmemiş. Yanındakine bakarak rükû secdeyi yapabilmiş. Bunu ağzıyla söylüyor. Ulan sen Osmanlı hakkında ağzını açma selahiyetine ait değilsin. Sen müşreşliksin.
O imana sahip değilsin. Akşemseddin doktor. Akşemseddin'in nebati ilaçları var. Hatta su hakkında bile bir risalesi var. Şimdiki gibi bütün ilaçlar kimyevi değildi. İlaçların çoğu nebatiydi o zaman da. Bunlardan ilaç yapıyordu. Kırlarda dolaşması, çiçek kök toplamasının sebebi budur. Bu nadan bunu bile bilmiyor. Bizans tarihine esas alarak, Bizanslara esas alarak Osmanlı Devleti Söğüt'te kurulmadı. Nerede? Yalova'da kuruldu. Cumhur'a muhalefet kuvve-i atadandır. Şimdi burada da bir çüş çekmek geliyor içimden ama çok yaşlı adam. Çok yaşlı adam nezakete aykırı olur. İtikadi yanlışa çüş çekiyorum. Tarihi yanlışa değil. Evet. Böyle adamlardan ne tarih öğrenilir ne bir şey öğrenilir. Hiçbir şey öğrenmez. Senin ilmin sana kalsın. Sen müsteşriksin. Cemil Meriç'in tabiriyle müstağripler. Garbın Yeniçerileri. Yeniçeri kökü Hristiyan, biz onu almışız, bize benzetmiş. Bunların da kökü Müslüman, gavur almış kendine benzetmiş. Şeklen Müslüman, sureta Müslüm, sireta kafir. Dolu ortalık, sürüsüne bereket. Allah hepimizi onların şerrinden korusun. Amin. Hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne, özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Sual şöyle, Ecevit hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğerlerine oranla daha milletçi ve devletçi olduğu iddia ediliyor. Zamanında Gülen tarafından da desteklenmişti demiş. El küfrü ümmetin vahide. Gülen'in onu desteklemesine hayret mi ediyor yani? Kıbrıs'ın tamamı alınacaktı. Bunu önleyen Ecevit'tir. Evet. Hükümet yıkıldığı zaman, yani 74 affında 141-142'ye milli selamete vermeyince Ecevit hükümeti yıktı. Çünkü Kıbrıs harekatından elde ettiği prestijle tek başıma iktidar olurum hevesine kapıldı. O zaman Sanayi Bakanı olan Abdülkerim Doğru Milli Gazete'ye geldi. Bizde nasıl oldu da bu hükümet yıkıldı? Biz soralım diye gittik. Orada bir şey anlattı. Abdülkerim hala sağ. Kıbrıs harekatı başladığı zaman Ecevit Londra'daydı. İngilizlerle müzakereye gitmişti. Erbakan vekaleti diyordu. Kıbrıs harekatına cesaret edip karar veren Erbakan'dır. Yiğidi öldür, hakkını ver. Erbakan'dır. Ecevit alelacele geriye geldi. Amerika'da komünistlerin ihtilali bastırılınca artık durdurun harekatı diyor. Ateşkes kabul edin diyor. Çünkü onun maksadı Kıbrıs'ın Yunan'da veya bizde olması değil, komünist olmasına engel olmaktı. Nicholas Sampson kaçtı. İhtilal önlendi, durun. Ecevit'le bir toplantı yapmışlar. Londra'da gelir gelmez.
Ecevit diyormuş ki ya siz insan değil misiniz? Orada her an insan ölüyor. Yani bu işi ateşkesi kabul edelim. Bunlar da diyormuş ki yani Abdülkerim ben yanında oturuyordum dedi. Koluna vurdum. Sen Yunanlıların başbakanı mısın? Türkiye'nin başbakanı mısın? Orada ölen Rum. Ona acıyorsun. Gerginlik oldu. Nihayet dedi ki Genelkurmay Başkanı da biz bu harekatı sonuna kadar yürütemeyiz diyor. Aa öyle mi? Çağıralım Genelkurmay Başkanı'nı. Böyle diyorsa düşünürüz. Ara verdik. Necdet Sançar, uzun boylu bir Genelkurmay Başkanı. Çağırdık dedi. Sayın Ecevit, sizin bu harekatı sonuna kadar yürütemeyeceğinizi söylüyor. Bundan dolayı ateş geliyor. Yok öyle bir şey. 10 tane Kıbrıs olsamız gelir alır demiş adam. Öyle deyince Ecevit demiş ki ama demiş Amerika'dan, İngiltere'den her dakika bana telefon geliyor. Türkiye'nin menfaatleri bozulacak bilmem ne. Necdet Sancar demiş ki bu sizin mesuliyetinizde. Ben hükümetin Amerika ile İngiltere ile münasebeti bozduğu menfaati haleldar olur bunu bilemem. Ona siz karar verin. Ama çok istiyorsanız yarın saat 1'e kadar ateşkesi kabul etmeyin. Biz yarın akşama kadar Kıbrıs'ın tamamını alırız. Birdeki haberi duymadık deriz, radyo dinlemiyoruz. Burada harp var. Akşam misli Kıbrıs'ı bitiririz demiş. Bu esas üzerine anlaşmışlar. Ertesi gün saat 1'de ajans vardı. O zaman tek televizyon. 1'de ilan edecekler. Ordu da duymadım diyerek tamamını alacak, bitecek bu iş. Abdülkerim'in doğrunun anlattıklarını anlatıyorum size, kabinede olanlar. Diyor ki, o zaman 7'de televizyonda haber okunuyordu. Saat 7'de. Ben diyor, evde televizyonu açtım, 7'de baktım ki Ecevit canlı yayına katılmış, ateşkesi kabul ediyordu. Ulan benden sonra kabine bir daha toplandı da böyle bir karar mı alındı diye Erbakan'a telefon ettim dedi. Hocam benden sonra bir daha mı toplandı? Yo dedim. Ya televizyonunuzu açın bakın. Ecevit televizyona gitti. Canlı yayında ateşkesi kabul ediyoruz diyor. Yarın 1'e kadar söylemeyecekti bu sözü. Demiş ki birader karılarının yanına giderken de adamların peşinde gidemezdik ki ne yapalım yani ihanet etti. Kıbrıs'ın 1/3'üyle ihticac Ecevit'in bu ihaneti sebebiyledir. Böyle olduğu halde Kıbrıs kahramanı oldu. Bundan istifade ederek tek başına iktidar olurum diye düşündü. Ve Kıbrıs'a bugün 1/3 elimizde kaldı. Onu bile muhafaza güçlükleriyle karşılaşıyoruz. Ayakta tutmak istiyor. Tutmaya çalışıyor diyorsunuz. Halbuki evet. Yahudi Hristiyanları sünnetsiz olduklarından murdar addediyor. Kudüs toprağında mukaddes sayıyor. Oraya Hristiyan basmasın. Ayağını basmasın. Bizim Mekke Medine'de belli yerlere gayrimüslim bastırmadığımız gibi. Onlara dönüp de sen sünnetsizsin, murdarsın diyemiyor. Bir Hristiyan kıza rüya gördürüyor. O rüyada Hazreti Meryem'i görüyor. O da ona diyor ki ey kızım sen benim Hristiyan evlatlarıma söyle. Ben Kudüs'te yatmıyorum. Türkiye'nin nefes yerinde yatıyorum. Evet. Niye? Hacı olmak için buraya niye gidiyorlar? Hazreti İsa'nın babası olmadığını kabul ediyorlar. Göğe çıkmış mezar olmadığını kabul ediyorlar. Ne kaldı orada? Hazreti Meryem mezar. Dışında bir şey kaldı. O da diyor ki evet. Burada değil Meryem mezar. Nerede? Efes'te. Türk hükümeti de dini turizm olur diye öpüye başına koyuyor. 40 kilometre merkezi Cetvel'in, Pergel'in ayağını Meryem Ana kabrine koy. 40 kilometre çapında bir daire içinde Mesut Yılmaz hükümeti Katoliklere büyük satın alma hakkını tanıdı. Bunu kimse bilmiyor. Gözden kaçtı. Evet, ben de bilmiyorum. Evet 40 kilometre mülk satın alma hakkını bize Kudüs için 200 sene mücadele etmiş Hristiyanlar müstakbelde Efes için mücadele edecekler. Çünkü bugün hac Efes'te yapılıyor. Evet. Papa da Yahudilerden korkusundan
o kızı tebrik etti, azize ilan etti. Demek ki Yahudinin bir de Hristiyanlık alemiyle böyle mücadelesi var. Ama biz işe kader perspektifinden baktığımız zaman Yahudinin dönüş safhasına geldiğini görüyoruz.